Değerli arkadaşlar, Adıyaman ve Malatya'nın belli bölgelerinde tütün çok önemlidir. Yoksun tütün üreticisi kendi elleriyle yaptığı terasladığı arazilerde ekim yaparak geçimlerini sağlamaya çalışmakta. Adıyaman ve Malatya yaklaşık 150 bin insan geçimini tütün ekiminden sağlamakta. Eğer bu değişiklik kabul edilirse bu üreticilere aç kalın ölün denilmektedir. Bu değişiklik Türkiye'deki yoksul üretici yok edilmekte, uluslararası şirketlerin çıkarları korunmaktadır. Buradan açıkça söylüyoruz değerli milletvekilleri. Bu değişiklik büyük firmaların talebiyle yapılmaktadır. Büyük sigara tekerlerinin istemiyle bu değişiklik yapılmaktadır. Tamamen bu teklifi büyük sigara üreticileri, büyük tekeller yapmış ve hazırlamış, hükümetin önüne koymuştur. Hükümet de torba yasayla meclisin huzuruna getirmiştir. Bu topraklarda yaşayan insanlara, ey Çelikanlı Bulanlı çiftçi, ey Kurucuovalı Fındıklı Mızgırı üretici, sen tütün ekme, sen aç kal. Çünkü ben büyük sigara üreticilerine söz verdim. Adıyaman'daki Abuzer dayıya, Malatya'daki Ali dayıya tütün ektirmeyeceğim diye söz verdim denilmekte. Kim üretecek peki? Amerika'daki, İngiltere'deki büyük tütün fabrikaları, büyük sigara fabrikaları. Değerli arkadaşlar, sanmayın ki tütün üreticileri Adıyaman'da, Malatya'da tütün üreticileri zengin. Sanmayın ki onlar Mercedes'e biniyor, sanmayın ki onlar yalılarda, yatlarda oturuyor. Onlar sadece ve sadece geçimlerini çıkarmakta, sadece ve sadece çocuklarının ekmek parasını çıkarmakta. Getirilen değişiklik eğer yasalaşırsa Adıyaman tam anlamıyla bir cezaevine dönüşecek. Tütün satanlar, satışı arz edenler, bulunduranlar veya nakledilenler 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası çarptırılacak. Ve bunları yapanlar 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Değerli arkadaşlar, bunun açıkça anlamı hepinizin bildiği gibi siz üretmeyin, benim söz vermiş olduğum uluslararası üretici üretecek denilmektedir. Şimdi Malatya'daki, Adıyaman'daki yoksul tütün üreticisi hiç kimseden bir şey destek görmeden çocuğuna bakmayıp tütünlere bakarak tütün üretmekte ve sadece kendi ailesinin nafakasını çıkarmaktadır. Tütün Adıyamanlı için, gelin için ceiz parasıdır. Öğrenci için kalemdir, defterdir, kitaptır. Orada yaşayan genç için yemek parasıdır. Bu imkanları maalesef üreticinin eline almaya çalışılmakta. Değerli arkadaşlar, adeta tekrar yıllardan sonra tekrar bir reji idaresi kurulacak ve Türkiye'de ekim yapan üreticiler yabancıların eline mahkum edilecektir. Bu yasanın geçmesine izin vermemeliyiz değerli arkadaşlar. Bakın, geçmişte tekel maalesef bütün uyarılara rağmen peşkeş çekildi. 200 küsür milyon dolara satılan tekel birkaç yıl sonra 3 milyar dolara satıldı. Ama olan Türkiye'deki üretici oldu. Türkiye'de maalesef geçtiğimiz yıllarda birçok bölgenin ana geçim kaynağı olan tütünden şimdi sadece birkaç bölge geçimini sağlamakta ve şimdi bu yasa eğer geçerse Adıyamanlı, Malatyalı, Doğanşehirli açlığa mahkum edilecektir. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Sizler Amerika'daki Johnny'nin değil, Adıyaman'daki Abuzer dayının yanında olun. O alın teriyle, emeğiyle üretmiş olduğu tütünü elinden almayın. Zaten hiçbir katkınız yok. Zaten üreticiye hiçbir şey vermiyorsunuz. Bir de elinde olan tütünün elinden almayın. Çünkü o tütün onun için çocuğundan daha kıymetlidir. Bu yasanın tekrar tartışılmasını ve geri çekilmesini hem Adıyaman'da, Adıyaman'a gidip Adıyamanlılar dostluk kardeşi bir milletvekili olarak hem de Malatya milletvekili olarak sizden talep ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.